Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan eşsiz güzelliği ve keşfedilmeyi bekleyen gizemli bölgeleriyle on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Göynük Kanyonu havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Buz gibi su bulunan ve ister botla ister yüzerek ilerleyebildiğiniz kanyonun dağlardan gelen kar sularıyla besleniyor o kanyon ve mineral zenginliği açısından da adeta bir şifa kaynağı. Muhabirimiz Sevgi Gümüş sizler için gitti ve bu eşsiz güzelliği haberleştirdi. Kameraman Mehmet Doğmuş'un görüntüleriyle izleyeceğiz. Bakın ortaya nasıl bir haber çıktı. Kemer'de bulunan ve Beydağları sahili Milli Parkı içinde yer alan Göynük Kanyonu doyumsuz güzelliğiyle adeta büyülüyor. Biliyorsunuz Göynük Kanyonu Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da gözdesi bir kanyon. Şu anda içimde bulunduğum suda balıklar da var. Şu an etrafımda yüzüyorlar ve yavaş yavaş dokunuyorlar da onun birazcık tedirginliğini yaşıyorum. Hemen aktaralım. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle bizim Göynük Kanyonumuz gibi birçok güzellik ziyaretçilere bir süre kapalıydı. Ama hemen açılmasının ardından dolup taştı ki sezon yeni başlıyor, turizm sezonu ve Göynük Kanyonu içinde turizm sezonu başladı ve şu an botlara binen turist sayısını saymak mümkün değil. Göynük Kanyonu çeşitli kaynaklarca dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösterilen Likya yolu üzerinde yer alıyor. Kanyon aynı zamanda dünya çapında en iyi 10 trekking parkurundan biri olarak görülüyor. Şimdi Göynük Kanyonu'nun içinde ilerledik ve görüyorsunuz arkamda muhteşem bir manzara var. Yerli ve yabancı turistlerin birçoğu da ya botla ya da bizim gibi yüzerek bu kanyonun tadını çıkartıyor. Dünyanın en temiz şelalelerine, en uzun yürüyüş yollarına ve patikalarına sahip olan Göynük Kanyonu doğal su havuzlarıyla da dikkat çekiyor. Göynük Kanyonu'na gelen hanımları bir başka sürpriz daha bekliyor. Elimde gördüğünüz kil vücut için ve yüz için güzellik anlamına geliyor. Bayanlar buraya geldiklerinde ellerine bu killeri alarak yüzlerine işte bu şekilde sürüyorlar. Ve hem siyah noktalarından kurtuluyorlar hem de sivilcelerinden. Kanyona gelen yerli ve yabancı turist buranın atmosferinden etkilenmeden ve yeniden geleceğiz demekten kendini alamıyor. То есть приехали, до этого экскурсия здесь не проходила. Мы очень довольны нам. Biz yanlışlıkla buraya geldik. Yoldan geçiyorduk. Göynük Kanyonu işte burayı görmüşler. Bakalım demişler. Geldiklerine değmiş. Çok sevindiler. Природа очень красивая, вам очень повезло с природой. Doğayla çok şeysiniz, doğa çok güzel diyor. Türkler için, Türklerin doğası her zaman, her yerde, nereye gitseniz güzel diyor yani. Такой красоты останутся надолго. Arkadaşlarımızla birlikte geldik diyor. Bizim bu unutacağımız bir şey değil diyor. Bayağı bayağı aklımızda kalacak diyor. Bayağı güzel diyor. İster yüzerek isterseniz botla kanyonu gezmeniz mümkün. Ama bizim tavsiyemiz yüzerek gezmeniz yönünde. Şu an kanyonun içindeyiz. Evet. Nasıl? Çok güzel, çok eğlenceli. Evet. Çok keyifli. Gelip denemeleri lazım. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Antalya'da ilk defa geldim. Öyle mi? Nereden geldiniz? Ben İstanbul'dan geldim. Aa. Malatya'dan. İstanbul'dan. Malatya burada. Evet. Göynük Kanyonu'nda buluştuk diyelim mi? Evet. Zaten biz Malatya'dan. Sürekli takipçi beraber. Evet. Şimdi Antalya'ya geldik. İlk defa kanyona geldik. Kanyona ilk defa geldik. Ama gözmüyorsunuz. Yüzmüyoruz çünkü kıyafetlerimizi getirmedik. Düşünememiştik biz bu kadar büyük bir kanyon olduğunu. Bir de böyle hani komplike aktivitelerin olduğunu düşünemedik. Güzellik bir türlü görebiliriz. Pinaki sene yine burayı tercih edip o zaman inşallah. Böylelikle kanyonun o ihtişamlı görüntüsünü dağlardan, kayaların içinden gelen soğuk suyu hissederek ayrı bir heyecanla hissediyorsunuz. Göynük Kanyonu'nda zorlu mücadeleyle ilerlerken işte bu mağarayla karşılaşıyorsunuz. Şu anda bu mağaradan gelen soğuğu hissetmenizi istiyorum. O kadar soğuk bir hava geliyor ki ve bu mağaranın ucu bir halde ileride, onu da ifade edelim sizlere. Doğal su havuzları, eğlenceli aktiviteleri, zipline'a ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatan Göynük Kanyonu'nda sanat ve doğa aynı zamanda iç içe, nasıl mı?
zaman sizi muhteşem bir doğa güzelliği karşılıyor. Aynı zamanda kanyona girdiğiniz anda sanatla da iç içe oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle tahtaları muhteşem bir şekilde süsleyerek sanat eserine dönüştüren iki kadın var burada. Yaşamlarında radikal karar alarak mesleklerini bırakmışlar ve 10 gündür burada el sanatlarıyla böyle muhteşem sanat eserlerini ortaya çıkartıyorlar. Yaşamlarının ibresini sanata çeviren Rasime Güleç ve Esra Şahin mesleklerini bir yana bırakarak Gönlük Kanyonu'nda ahşap boyama yapıyor ve gelen misafirlere de bu sanatı öğretiyor. Vallahi ben de bir beyaz yakalıydım. Çok uzun yıllar yoğun bir şehir hayatından sonra şöyle biraz rahatlayalım, kafamızı dinleyelim, sevdiğimiz şeyi yapalım. Yanı sıra da kazanırsak kazanalım dedik. Yani çok keyifli bir şey tabii ya. Yani özellikle doğanın içinde olmak çok güzel. Ben aslında işletme mezunuyum. İşte muhasebe, ihracat gibi departmanlarda çalışıp sonrasında eğitmenlik yaptım. Hızlı okuma eğitmenliği, akıl oyunları eğitmenliği. Sonrasında işte ben ufak ufak zaten böyle ahşap boyamayla uğraşıyordum. Arkadaşımla bir kursa gitmeye başladık. Biraz artık stres atmak için hobi olarak yapalım diye. Sonrasında işte hayat bizi buralara getirdi ve burada böyle boyama yapıyoruz. Antalya'nın birçok doğa güzelliğinin yanında Gönlük Kanyonu yaşam alanlarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Likya yolu üzerinde olması ve doğa harikası görüntüsüyle halen keşfedilmeyen bölümleriyle doğa severlerin iştahını kabartan bir yer olmayı sürdürüyor.